Real TV Amerika bürosu bildirir. Amerika'da geçen hafta 825 bin yeni koronavirüsü vakası tespit edildi. Bu da yeni vakalarda %25'lik bir düşüşe işaret ediyor. Uzmanlar bunun salgının başlamasından bu yana yaşanan en büyük düşüş olduğunu söylüyorlar. Amerika'da aşılama tablosuna baktığımızda ise Biden yönetimi ilk 100 günde 100 milyon kişi aşılamayı hedefliyordu ve bu faaliyetleri eşitlik temelinde yapmayı planlıyordu. Yönetim şimdiden aşılama faaliyetlerinde 100 günde 100 milyon dozun önünde diyebiliriz, önünde gidiyor. İşte Beyaz Saray bu hafta aşıların doğrudan eczanelere gönderilmesine de başladı. Bu kapsamda 6500 eczaneye aşı dozları gönderildi. Tabii bu sayının 40 bine kadar çıkması hedefleniyor. Aşılama doğrultusunda hastalık kontrol ve önleme merkezlerine, yani CDC verilerine baktığımızda ise Amerika'da şimdiye kadar yaklaşık 33 milyon kişiye, bir başka da işte nüfusun yaklaşık %10'una en az bir doz aşı yapıldı. 9 milyon 800 bin kişinin ise 2 dozla aşılanma süreci tamamlandı. Ancak Amerika'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'ye göre 470 bin Amerikalı'nın ölümüne yol açan korona pandemisini sona erdirmek için Amerika nüfusunun %70'i ila 85'in aşılanması gerekiyor. Fauci kısa süre önce koronavirüsünün daha bulaşıcı olan yeni türlerinin yayılmasının daha fazla insanın daha hızlı şekilde aşılanması gerektiğini ortaya koyduğunu da söylemişti. Dediğimiz gibi Amerika'da kitlesel aşı çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çalışmaların başlatılmasının üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen de aşılara ilişkin hala şüphe ve tereddütler de devam ediyor. NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi tarafından bir anket düzenlendi. Amerikalıların %67'sinin aşı yaptırmayı planladığını ya da zaten aşı olduğunu, %15'inin ise kesinlikle aşı yaptırmayacağını, %17'sinin büyük olasılıkla aşı yaptırmayacağını ortaya koyuyor. Katılımcıların birçoğu ise aşı güvenliği ve etkinliği konusunda şüpheleri olduğunu ifade ediyor. Buna göre her 3 Amerikalı'dan biri kesinlikle ya da büyük olasılıkla koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söylüyor. Uzmanlar araştırma sonucunda ise salgını sona erdirmek için gereken toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşma yolunda olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriyor bunu. Anlayacağınız, Amerika'da aşılama sürecinde seri bir yol izlenirken öte yandan aşılama bilincinin de oluşturulması gerekiyor. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.